Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoyning jasusluq harakatiga qarshi qonun loyihasi ma'qullandi. Amerika Wisconsin Ştatlıq Kengash Palatası Xitay casuslarının Wisconsin'deki üniversitelerine sınıp girişinin aldığını ilişki alaqadar kanun layihası maquldedi. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Wisconsin Ştatlıq Kengash Palatası 15. fevral Cumhuriyetçilerinin kollaşığı ilişken 3 türlü kanun layihası maquldegan bolup, Xitay casuslarının Wisconsin'deki üniversitelerine sınıp girişinin aldığını ilişini maksat kılgan. Mezkur kanun layihasiga qarshi chiqquchilar buni irqchilik mavjud bo'lmagan masalani nishonlaganlik degan. Ammo Jumhuriyatchilar partiyasidan bo'lgan qo'llovchilar bu kanun layihasining Xitoy jasuslarining mazkur shtatdagi universitetlarga singib kirishiga qarshi yana bir qatlam mudofaa bilan ta'minlashni maqsad qildiganligini bildirgan. Bu kanun layihasini o'tirg'o qo'yguchi Jumhuriyatchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Alberta Darling bu haqda bizning bunday qilishimiz Xitoylardan nafratlanganligimizdan emas. Belki Xitay armiyasiga jang e'lon qilish uchundir degan. Bu qonun loyihasining yana bir o'tirg'o qo'yg'uchisi Jumhuriyatchilar partiyasining Kengash palata a'zosi Roger Ross Xitayning Amerikadagi universitetlarning ijib etilgan xususiyatidan foydalanib, aqliy mulk va tadqiqot natijalarini o'g'irlash orqali o'z maqsadiga yetishni nishonlashiga egishib, universitetlarni yumshoq vosita sifatida qo'llandi degan. Bu qonun loyihasining birida Wisconsin shtatidagi universitet tizimiga tabe har qanday maktabning Xitay armiyasining har qanday a'zosini qabul qilishi yoki taklif bilan ishiltishi cheklandigan. Yana bir taklifda Wisconsin shtatidagi universitet tizimiga tabe har qanday maktabda Xitoyning chet elda turishlik har qanday organini ta'sis qilishi yoki e'tirof qilishi shundaqli yordam qabul qilishi cheklandigan. 3-chi qonun loyihasida bo'lsa Wisconsin shtatidagi chet el hukumatlari shirkatlari va shaxslarga chetishliq tadqiqot to'xtam va sovg'atlarga aloqador universitet organlari va xizmatchilarga yangi turlik oshkorlash talabi o'tirg'o qo'yilgan. Bildirilishicha bu 3 turlik qonun loyihasini barliq jumhuriyatchilar qo'llagan, barliq demokratchilar qarshi chiqqan. Mazkur qonun loyihalari navbatda shtatlik avom palatasiga topshirilgan bo'lib, agar u yerda ma'qullansa, shtat boshlig'ining imzolanishiga sunildi ekan. Xitoy nupsini oshirish uchun zo'r ko'lamli plan o'tirg'o qo'ydi. Xitay növbəti nüfusunun qeyrilişi və tuğuluş nisbətinin tövəlləşi krizisiga duş kəlgən bolub, bunu həl qilish üçün zor köləmlik plan tüzüb çıqqan. Fransiya Xalqara Radiosunun bu vaqtki xəbərdə bildirilişə, barğansırı tövəlləyətqan tuğuluş nisbətini əsliyə gətirish üçün Xitay Planlıq Tuğut Komiteti zor köləmlik plan oturğu qoyub, məktəblərdə cinsi tərbiyəni kən köləmdə umumlaşdırış və yaş ər ayallarını kəm digəndə iki balılıq buluşqa rıqbətləndirişə hazırlanğan. Bu planning bir qismi tafsili oshkorlanmagan bo'lib, yosh ayollarni bola tushirmaslikka qoyil qilishni maqsad qildi ekan. Xitoy doiralari ilgari yana 3 balalik bo'lishga ruxsat qilgan edi. Bildirilishicha yuqori turmush xarajati bo'libmi uy sotib olish va ma'arif chiqimining yuqori bo'lishi degandek vaziyat oldida Xitoyning tug'ut dam olishi va ozg'ini iqtisodiy yordam qatorliq rag'batlantirish tadbirlari oilalarga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatmagan. Bo'libmi shaharda yashaydigan yosh xitoylar bir bola bo'lsa yaxshi deb qaraydi ekan. Xitay rejimi bo'lsa, to'y qilish, oila qurish va ko'p balalik bo'lishga qiziqtirish orqali nupus krizisini hal qilishni umid qilgan. Xitayning planiga asosan jinsiy tarbiya bilimlari to'liq o'tir maktab darsligiga kirgizildi ekan. Bultur Xitayda 9 milliondan ortiq bola tushirish operatsiyasi qilingan bo'lib, bularning 40% yosh o'smirlarga chetildi ekan. Xitay buningga jinsiy tarbiya bilimlarining yetarlik bo'lmaganligi sabab bo'ldi deb qaragan. Kuzatuvchilar Xitoyning mazkur nupus ko'paytirish planining Sharq Turkistonda ijro qilinish mumkinligi yo'qligini, xalqaro jamiyatning besimiga qaramay irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirayotgan Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi nupus cheklash siyosatidan oldirib voz kechmaydiganligini bildirishmoqda. Angliya bilan Avstraliya Sharq Turkistonga diqqat qilayotganligini bildirdi. Angliya Avstraliya bilan bo'lgan bexatarlik kelishimining bir qismi sifatida Hindi okeanining bexatarligini kuchaytirish uchun 34 million dollar xarajat ajratishga va'da bergan bo'lib, ikki davlat rahbarlari yana Sharq Turkiston vaziyatiga diqqat qilayotganligini bildirishdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Angliya bosh vaziri Boris Jonson bugun Avstraliya bosh ministri Scott Morrison bilan silliq suhbat o'tkazgan.
İki taraf Tayvan boğazının tinchliği ve mukimliği üçün çağrı kılgan hemde Rusya'nı Ukrayna'ya tajavuz kılmaslık hakkında agahlandırgan. Yığından kin ikkelen birleşme bayanat elan kılıp ciddilikni pasaytışke koşulduğanlıkını Rusya'nın her qandaq tariqada Ukrayna'ya tajavuz kılışının gayet zor stratejilik hatalıq bulduğanlıkını hemde insanperverlik cihette bedel töleydiğanlıkını bildirgen. İki devlet rehberi birleşme bayanatı diyene Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk depsendikiliki meselesinden qattık endişi kılıvatkallıkını, alaqadar vaziyetke ve bu axtiki dokulatlarga dikkat kılıvatkallıkını bildirişken. Şunun bilen birge Xitay'nın Hong Kong halkının hukuki erkinliki ve yüksek autonomiya hukukunu qoğdaşkı çağırgan. Morrison bilen Johnson sözü de Hindi Tinich Okean bihaterlik ahdinamesi üçün vaadi kılınan xiracat, tor boşluğu, devletke kilivatkan tehdit ve deniz bihaterliki qatarlıq cihetlerdeki berdaşlıq beriş iktidarını küçeytiş üçün sarıp kılındı digerlerini bildirgen. İki taraflık tor sökpitidin bir hafta ilgiri Avustralya, Amerika, Japonya ve Hindistan tört taraflık bihaterlik diyalog yığına aşkan bulup, Hindi Tinich Okean rayonunun tehditin hali buluşuğu kapalatlı kılış üçün hemkarlıqını çoğunqurlaştırışkı vaadi bergen idi. Bunun da Xitay'nın koşun devletlerine iktisadi besim çürüş ve herbi kengaymekçilik kılış kılmışı maksat kılıngan idi. İbn Haldun Üniversitesi'de Şarkı Türkistan grupisi kuruldu. Şarkı Türkistan davasını Türkiye ve Xalqarada teximi küçülük kün tertibke keltiriş nişanı bilen İbn Haldun Üniversitesi'de Şarkı Türkistan grupisi kuruldu. 16 fevral İbn Haldun Üniversitesi'de Şarkı Türkistan grupisinin ekiliş mürasimi ötküzüldü. Murasimga Xalqara Sharq Turkiston Tashkilotlar birligining raisi Hidoyatulla Og'uzxon apandi taklif bilan qatnashgan bo'lib, ishxoliyatdan irqiy qirg'inchilikcha temasida so'z qildi. U so'zining boshida Xitoyning 1949-yili qoralliq tajovuz qilib, Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligini, turli cheklimlar bilan Sharq Turkiston xalqining tub erkinliklarini, e'tiqodini chekliganligini, barliq vositalar bilan assimilyatsiya qilishga urinib kelganligini bildirdi. Arkadan Xitay'nın yakınki yıllardan beri Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irki kırgınçılık cinayetini tonuşturup, 8 milyonu yakın Şarkı Türkistan halkını türmü ve ceza lagırlarına kamap, itikad edin, kültür edin vazgeçişki mecburluğalıqını, Şarkı Türkistan halkını pütülle yoktup, Şarkı Türkistan zeminini tamamen yutuveriş üçün hareket kılıvatkanlıqını, nöbetli vaziyetinin intayin içinişlik ve ciddi işkerlikini bayan kılıp ötü. Hidayetullah Efendi Murasim'den kin özü yazgan Şarkı Türkistan'daki zulümünün hakiki yüzü namlıq kitabını yığın katnaş kuşularına hediye akıldı. Murasim'e yana Washington'a caylaşkan Uyghur Tetkikat Merkezi'nin reisi Abdülhakim İdris Efendi'mi katnaşkan bulup, o Kızıl Kıyamet namlıq kitabını misal keltürgen tariqede, Xitay'nın Uyghurlarla emes, belki bütün dünyaya cümleden İslam dünyasıgı zor tehdit işgallikini tehditlep ödü. Mezkur grupa Türkiye İnsani Yardım Vakfı'nın Yaşlar Şöbesi bilen İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimleri Kulübü'nün hemkarlığı da kurulgan. Ukrayna devlet bihaterlik stratejisini yoluk koydu. Rusya-Ukrayna münasibeti kattık ciddileşken bir peyitte Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski devlet bihaterlik stratejisini yoluk koydu. Ukrayna Prezident Mahkemesi'nin bildirişçe 30. dekabr Devlet Bihaterlik ve Müdafiye Kengashi'nin Devlet Bihaterlik Stratejisi doğruluk çıkarğan kararı Zelenski tarafından yolu koyulgan bulup, stratejiye içki taşkı tehditlerge karşı devletinin öz vaxtıda tigişlik tedbirlerini kullanışını, şundaklı Avrupa İttifakı ve Şimali Atlantik Okyan Ahli Teşkilatı'nın ölçemlerge asasen Devlet Bihaterlik sahasıda terakki kılışını nişan kılıdıkken. Stratejide eskertilişçe Rusya, Ukrayna'ya karşı uruşunu siyasi, iktisadi ve tor sahalarda devamlaştırıvatkan bulup, Donbass'taki Rusya'nı kollaydıgan bölgünçilerinin kontrollukadaki rayonlarda ve kanunsuz halde tartip edilgan Kırım'da kişilik hukuk depsendi kılıngan. NATO yığınıda Rusya-Ukrayna krizisi müzakere kılındı. Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı Devlet Müdafiye Ministerleri yığınıda Rusya'ya Ukrayna'dan kısımlarını çekindiriş ve Avrupa'nın bihaterliği üçün diyalog ve diplomatiya yolunu tallaşka çağırı kılındı. Bilgiyenin paytaxtı Brüssel'deki Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı karargahide çağırılgan NATO Devlet Müdafiye Ministerleri yığınıda Ukrayna'nın vaziyeti hakkında bayanname ilan kılındı. Bayanatta Rusya'nın Ukrayna çigrasıga koşun orullaştırışıdan kattık endişi kılınıvatkallıqa eskertilip, Rusya'nın en küçülük tariqide diplomatiya yolunu tallaşka, çigra rayonlarga koşun orullaştırışının dəl əksice, xalqaralıq əhdilerge asasen çigra rayonlardaki kısımlarını çekindirişki çakırımız deyildi.
bayonet yana Rusya'ya takabül duruştun sırt yana diyalog ornatış pozisyasının devamlaştırıldığı tekitlenip, Rusya'nın bu harbi faaliyetlerinin Avrupa Atlantik'nin bihatırlıkı tehdit şekillendirilmesi, şu vaciden Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı'nın şarıkta harbi mevcutluğunu küçeytirilmesi kayıt kılınıp, müdafiye ve tehditki takabül duruş meydanımızını tekimi küçeytişki tayarımız deyildi. Bayanatta NATO'nun Ukrayna'nın zimin pütülleki igilik hukuki ve müstakillikini devamlı kollaydıgallıkı eskertilip, her bir devletinin öz yolunu tallaş hukuki barlıkı, Rusya'nın tacavuzculuk pozisyasının iğir akıbetlerini keltürüp çıkardıgallıkı tekitlendi. Ve Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı ve İttifaktaşlar, Rusya ve Avrupa Atlantik'nin bihaterliki meselelerde en yukarı derecelik rehberler seviyelerdikini mi öz içi algan diplomatiye, ve diyalog yolu boyunca iş görüşünü devamlaştırmakta değildi. Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı Devlet Müdafiye Ministerleri, Avrupa Bihaterlik ve Hemkarlık Teşkilatı'nın nöbetçi reisi Polşa, iş görüştürgen yenilenen Avrupa Bihaterlik diyaloguna tayyar ikenliklerini bildirdi. Hem de Rusya'ya ilgili bihaterlik meselesi de sunulgan tekliflerge inkas kaytırdıganlıklarını oturgu koydu. NATO Türkiye'ni tebrikledi. Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı Başkatibi Stoltenberg Türkiye'nin NATO'ya aza bolganlığının 70 yıllık münasibeti bilen Devlet Müdafiye Ministeri Hulusi Akar'ını tebrikledi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Akar Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı Devlet Müdafiye Ministerleri yığını üçün Belgiyanın paytaxtı Brüsselge caylaşkan NATO baş ştabıga yetip bargan bolup uçuruşlarga katnaşkan ve iki taraflık uçuruşta Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı Başkatibi Stoltenberg bilen bir yerge jem bolgan. Stoltenberg, Türkiye'nin Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı'na aza bolganlıkının 70 yıllık münasibeti bilen Türkiye Devlet Müdafiye Ministeri Akar'ını tebrikleyen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirme'ye köptün köp rahmet eylemen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala. Mubarak.